ne kadar net? Onu bir sizden geri dönüt alalım. Evet. Şimdi arkadaşlar, sizin bağlantınız da benim bağlantım da, tabii bağlantı kalitesi önemli diyor. Şu anda ikisinin kalitesi de önemli. Bazıları şu an bulanık diyor, bazıları değiştirmiş. Ela Berra, istersen sen de sağ taraftaki 3 noktadan görüntünün yayın kalitesini arttırabilirsin. Arkadaşlarınız yorumlara yazıyor. Herkes 3 noktadan kendisi ayarlıyor demiş. Peki şu an yansıttığım ekranı herkes net görebiliyor mu? Bunu da bir soralım. Evet Ela Berra, şimdi çözünürlük net görünüyor mu? Evet, bu sorudan sonra diğer kısma geçeceğiz. Next. Let's start, okay? Yes. Burada bir sorun vardı, biz bunu bir ara yapmıştık ama. Let's start dedik, bakalım şimdi tekrar. Şuradan. Evet, şimdi size bir soru yansıttım şu an ekranda. Öncelikle bu paragrafımızı bir kez okuyacağız. Ben okuyayım. Sizler takip edin. Doğru cevabı ilk veren kişinin ismini buradan açıklayalım. This is Kevin, you know, as you see on the screen. I live in a small town. I can get up early every morning and have breakfast. Then I go to school by bus. I love my school because there is a big library around it. After school, I go there and read books. Behind the library, there is a cinema. Sometimes we go there with my friends to watch films. There is a toy shop opposite the cinema. My dad buys toys for my little brother from there. Behind the toy shop, there is a lovely cafe near the park. We go there to drink something with cookies. I love my town. And now, which of the following sentences is correct about the text? Kevin lives in a big city. Kevin goes to the library to read books after school. Kevin goes to school with his dad. Kevin's dad buys toys for Kevin. Doğru cevap B diyen ilk kişi. Evet. Sanırım Ragıp. Yukarıya çıkıp tekrar kontrol edebilirsiniz. Ragıp ilk B şıkkı diyen olmuş. Herkes B diyorsa doğru cevap. Okay. Nereden anlıyorum Kevin'in okuldan sonra kitaplarını, kitap okumaya gittiğini? Bu cümleden öncelikle bu tarz soruları şıkları dikkatli bir şekilde okuyarak, paragrafın içerisinde arayarak cevaplamaya çalışıyoruz arkadaşlar. Eğer paragrafın içerisinde cümle yoksa, paragraftan çıkarım yapamıyorsak onu eliyoruz. Mesela Kevin lives in a big city. A şıkkında Kevin büyük bir şehirde yaşıyor demiş ama biz burada Kevin lives in a small town. Yani küçük bir kasabada yaşıyor. Bunu görüyoruz. And Kevin goes to school with his dad cümlesinin yanlış olduğunu şuradan anlıyorum. I go to school by bus demiş. Ben otobüsle okula gidiyorum demişti. Kevin's dad buys toys for Kevin. Babası Kevin için oyuncaklar alıyor. Bu cümlenin de babası Kevin için oyuncak almıyor. For my little brother demiş. Küçük erkek kardeşim için alıyor demiş. Doğru cevap ilk B şıkkı diyen, şu yukarıdaki sohbetten de gördüğümüz gibi Ragıp doğru cevabı vermiş. Bir sonraki soruya geçiyorum. According to the text above, where is the cafe? Where is the cafe? Evet, ilk doğru cevabı veren A şıkkı, B şıkkı, C şıkkı, D şıkkı. Evet, where is the cafe? According to the text above, where is the cafe? Kafe nerede? Evet. Açıklamalarda geçiyor arkadaşlar. Her binanın yerini İngilizce olarak bize tarif etmiş burada. There is a lovely cafe near the park. There is a lovely cafe near the park.
Yakınında. Yani where is the cafe? Answer this one. B şıkkı değil. C şıkkı. Near the park dediği için doğru cevap Ceyhan olacak. Evet. There is a lovely cafe near the park cümlesinden parkın yakınlarında, yakınında bir kafe olduğunu söylüyor. Devam ediyorum. 44'ten 45'e geçelim bakalım şuradan. Ünite 2. Başka bir şey açalım. Okay. Match the places with the pictures. Resimlerle verilen sözcükleri eşleştirin. Önemli değil Sena Nurcuğum. Şu an zaten sadece deneme yayını yapıyoruz. İlerleyen zamanlarda internete bağlanıyor mu? Bağlanmıyorsa oyna. İlerleyen zamanlarda arkadaşlar bunu daha da geliştirebilirsem kendimi YouTube'da ekran yansıtma, yayın yapma olayını sizlere ödüllü sorular ve ödüllü sınavlar da yapmak istiyorum. Mesela ne ödül verebiliriz? Sizlerden fikir alalım. Bir yarışma yaparız diyelim. Diyelim ki Kahoot üzerinden olabilir. Size link veririm. Kahoot'tan bir yarışma açarız. Herkes telefonundan hem bu linke girsin hem de canlı yayını takip etsin diyebiliriz mesela. YouTube stüdyo ayarlarını yaptınız mı? Eğlence vakti kimdi? Metin Berk sendin değil mi? YouTube stüdyo ayarlarını yapmaya çalıştım ama bana yardımcı olabilirsen varsa bir önerin. Değiştirebiliriz. Evet. Eşleştiren arkadaşlar cevap veriyorlar. Pet shop. Evet. A kaç numara? A 7 numara. Library kütüphane görüyoruz. B'de A 7 numara. B 3 numara demiş. Supermarket. Yes. And Tuşat merhaba. Hoş geldin. C'de ne görüyoruz? Gymnasium, stadyum, gymnasium. Evet, not stadyum. Stadyum yazan vardı az önce herhalde. Hayır, burada da jimnastik salonu görüyoruz. Arkadaşlar sınavlar var mı diye soruyorsunuz ara ara ama sınavların olup olmadığını şu ana kadar net bir şekilde bize geri dönüt vermediler. Aslında biz önümüzdeki hafta sınavları yapmayı planlıyorduk ve pazartesi günü Salı günü yani dün okulumuzda yaptığımız bir genel olarak öğretmenler kurulu toplantısı online yapılmıştı. Bu online toplantının sonucunda her dersin hangi gün sınavı olacağını müdür bey bize söyledi. Ortak karar almıştık. Fakat arkadaşlar okulların açılma süreci ertelenince doğal olarak okullar tekrar kapatıldı. Açılmadan kapanmış oldu yani. Doğal olarak sizler de artık nasıl yazılı olacaksınız, nasıl bir süreç geçireceksiniz onları size daha net bir bilgiyi aldığım zaman sınıf gruplarına öğretmenleriniz de WhatsApp'tan yazacaktır. Evet, eğlence vakti. Metin Berk, valla Milli Eğitim Bakanlığı sınavlar olmayacak açıkladı demişsin ama ben o açıklamayı henüz görmedim. Belki dediğin doğrudur. Eğer doğruysa önümüzdeki zamanlarda zaten bize de okulumuzdan bilgi gelecektir. Okuldan gelen bilgiye göre biz de... Ha İbrahim Ege mi eğlence vakti? Metin Berk neydi? Oyun bir şeysiydi değil mi? Neydi? Merhaba İbrahim Ege. Hatlar karıştı benim. İsim olarak yazmadığınız için ben buradan karışıklık yaşayabiliyorum. Evet olmayacakmış annem de görmüş. Okey ben görmedim. O zaman doğru bilgiyi edindiğim zaman ben size tekrar mesaj gönderirim sınıf grubundan deyip şimdi diğer bölümümüze geçelim. Tamam şimdi kafamda tüm taşlar oturdu. Eğlence vakti İbrahim Ege oluyor. Oyunların kralı Metin Berk oluyor değil mi? Tamam tamam evet. Kusura bakmayın yaşlılıktan. Çok yaşlandık. Bu koronada evde kala kala daha da yaşlandık. Evet. Kanal ismi Eğlence Vakti. Memnun oldum. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Buradan sonra D şıkkında, E şıkkında ve F şıkkında gördüğünüz binaların ne olduğunu yazın bakalım. Hüseyin lütfen PUBG lafı yapma lütfen. Evet.
Hani Fenor yaşlı değilsiniz yazmış. E yani biraz yaşlandık artık yani. Kırka merdiven dayadık hani Fenor'cum. Şimdi resimlerde gördüklerinizi bir eşleştirirseniz buraya cevap olarak yazarsanız arkadaşlar. E12 demiş Sena Nur. E12'de police station. That's true. Nehir D4 demiş. Evet, butik. Okay. Okay. F11 Sena Nur Fire Station. Diğer bölüme geçiyorum. Evet, doğru cevaplar açıldı. Burada şimdi bunları eşleştirin bakalım. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi G1 numara. Yani pet shop. Resimde de gördüğümüz gibi bir hayvan satılan pet shop dükkanını görüyoruz. H şıkkında burada bir tabii ki posta atma yeri, mektup atma yeri var. O yüzden post ofis olduğunu düşünüyoruz. İ şıkkında mosk. Mosk, cami. Evet. Geçiyorum diğer bölüme. JKL'ye geçtik. Burayı eşleştirelim. JKL. JKL. And J5. Yani kafe. K. Burada bir dinozor görüyoruz. Evet. K, the second one. Yes, a museum. Aras, neydi? Bir dakika. Mustafa Aras olan kimdi? İlk doğru cevabı o vermiş. Uğur Biçer. J, L de number 10. Evet, Mustafa Aras isimli Tuşat'tı. Tuşat. I am so sorry for forgetting your name, okay? Forgive me, please. Now, let's go on. Match the places with the pictures again. A, B, C. What is the first picture? Which one is it? Okay, I am waiting for the right answers. Who will be the first? A, 10. Gas station. Uğur Biçer. Doğru. What is B? B. And what is C? As you see, B, the sixth one, bookstore. No, no, no. It's not a bookstore. I think there are different kinds of sports clothes and trainers here. You can see. What is it? B. What is B? B. Yes. Tabii ki de sports shop. Yukarıda var ya kelimeler. 7. Yes. B 7. Nehir devşinmiş dedi. And the C. C. It is the first one. A church. C is a church. Okay. That's very good. That's very nice. İsterseniz arkadaşlarınıza mesaj atabilirsiniz. Canlı yayınımızda şu an 11 kişi var. Dilek Hoca yayın yapıyor deyip çağırabilirsiniz. Mesaj atın, link gönderin. Rica edeyim sizden. Ben de bu arada sorularıma devam edeyim. Anlaştık mı? Okay. D, E, F. And what is the picture? D. What is which place is it in picture E? In the D picture there is a restaurant. And what is E picture? The second one, E. Yes. Bakalım E'dekini kim bilecek? Hangi? Hadi bakalım. 6 demiş. Bookstore demiş. Hayır, değil.
Tuşat, bookstore değil burası. Yaklaştın ama değil. Sude, Zeynep Sude merhaba, hoş geldin. Evet, E6 değil arkadaşlar. Hayır. Bakalım E'nin ne olduğunu kim doğru bilecek? Hadi bakalım. Kim bilecek bakalım? Bekliyorum. Ragıp Stationery dedi. Evet, Ragıp doğru bildi. Ragıp Stationery ne demekti? Stationery. Evet. Resimde de çok net anlaşılmıyor ama çantalarına kalemler koymuşlar. Kitap var elinde ve arkadaki standta da kalemler, silgiler, işte highlighter penler görüyoruz. Kırtasiye demek. Evet. F'de de arkadaşlar 9 numaradaki banka, bank görüyoruz. Evet. Şimdi GHI yani GHI. Bunların cevaplarını alalım sizden. Bu arada ben sınıf gruplarıma hemen mesaj atıyorum. Canlı yayına gelmeleri için. Hadi bakalım. Evet. En fazla 5 sohbet diyor. Evet. Evet. Doğru cevabı vereni kaçırmış olabilirim. Şuradan geri yukarıya bir döneyim sohbet kısmından. Evet. Hangi harflerdeydik? G-H-I. G-H-I'dayız. Evet. Şuradan aşağı in. Evet. Doğru cevabımız... G, number 3, a bakery. H, number 8, a hospital. And I, number 5, pharmacy. Doğru cevapları yukarıdan bir kontrol edin bakalım. Sizi bekliyorum. Evet. Kim demiş? G number 3. Sena Nur demiş. Yok. Sena Nur. Evet. Diğer bölüme geçelim. JKL. Here you can see the pictures. Books. Here. What is it? You can see the books in it. Yes. And in the picture, the first picture with letter J, it is the sixth one. Bookstore, as you see, okay? What's going on, Özay? Where are you? Where have you been? You are late. And the K, number K. Hello, Toprak, Çınar, welcome. Hello, welcome. Evet, WhatsApp gruplarından haber atınca arkadaşlar gelmeye başladılar. Hoş geldiniz, merhabalar. Ekran çözünürlüğünüz sizlerin de düşükse arkadaşlarınız 3 nokta varmış sağ tarafta. Oradan çözünürlüklerini yükselttiler. Sizler de düzeltebilirsiniz. Evet. Biz buradan soru cevap yapıyoruz. Bu bir deneme yayını arkadaşlar. Aslında bunun herhangi bir... Evet. Hoş geldiniz Ahmet. Merhaba. Merhaba herkese. Arkadaşlar biz buradan... Şu an bir deneme yayını yapalım dedik. Ben YouTube'da ekran yansıtmayı öğrendim de biraz. Onu deniyorum. Aynı zamanda da soru cevap yapıyoruz. Şöyle bir alıştırma yapıyoruz. Gözlerim kanıyor mu? Özay ne oldu? Piksellerden. Şey yapabilirsin. Kendi ayarlarınızdan düzeltebiliyorsunuz. Sağda 3 nokta varmış. Onu şu an yapamadım. İnşallah yapacağım. Mahmut Baha. Mahmut. Okay, welcome. Now, what is the second picture? What can you see in the second picture? It is a toy shop.
Nehir, teşekkür ederiz. Toy shop. And okay, what is the picture? The third one, L. Park. Evet. Bunu da doğru cevap. Kim vermiş oldu? Aksoy. Aa, isimler şu an kayıyor beynimden. Okay. Şimdi sizlere bir tane puzzle gösteriyorum ekranda. Artık buradan birlikte bir puzzle yapalım hep beraber. Birinci resimde müze görüyoruz ve buradan ne yapacağız? Museum arayacağız. Evet. Merhaba öğretmenim, ben Mehmet. Mehmet Sivri, welcome. Hello. You can see the museum here. Okay. And you can see pool here, the second one. Nereden görüyorsunuz demiş. Neyi nereden görüyorum? The second one pool. The third one bakery dedi Uğur Biçer. Hey, evet teşekkür ederiz. Bakery'yi de buradan açalım. The fourth one. Dördüncüyü sırayla söyleyeyim bakalım. Nesrin, hello. Hello Sait Eren, welcome. How are you all? I hope you are all fine. Great. Okay. Mm-hmm. And what is the fourth one? Sırayla yazın bakalım. Hadi bakalım cevaplarınıza göre de ben buradan açayım. In the fourth picture, there is a... In the fourth picture, there is a bank, I think. Yes. Here, it is bank, as you see here. And the library... Okay, Hüseyin Gündüz cevap verdi. Evet, library. Library'den sonra 6'da, sixth one. 6'da, the sixth one. What is it? The sixth one. Güllü Gürbüz, hello. Umut Gürbüz, welcome Umut. Welcome. What can you see in the sixth one? Yes? I think they are going to put out a fire. Yes, it is a fire station. Not school. It's a fire station. Yes, what can you see in the seventh picture? What is it? Cemile Naz, welcome. How are you? Yedincide ne görüyoruz? What can you see in the seventh one? I think it is a pharmacy, not hospital. Hastane olsaydı hastalar yatakta yatıyor olurdu. Doktor var olurdu. Önlüklü birini görüyoruz ama rafların arasında, ilaçların arasında olduğu için it is a pharmacy. Uğur Biçer 8 kafe demiş. Evet doğru. The eighth one is cafe. And the ninth one 9'da ne görüyoruz? It is a... The ninth one is a... Yes. Benim sesim biraz geç geliyor olabilir size. 9 numarada durak var değil mi? Otobüs durağı. Evet, hadi bakalım. 9 için cevap gelmedi. Bus stop geldi. Evet. Evet, cevap şu an geldi. Gamze Gökçe ismiyle bus stop. Makbule Uysal. Evet, bus stop. Evet, Ecrin Uysal'dı değil mi? Herhalde. Gamze Gökçe kimdi? İsim olarak yanlış söylemeyeyim. What can you see in the ninth one? Yiğit Kılınç, hello, welcome, how are you? What can you see in the tenth picture? What is it? Ayakkabılar görüyoruz değil mi? Ha, Nesrin'miş. Okay. Ayakkabıları görüyoruz. O yüzden burada... Shoe shop açılıyor bize. Evet. You can see shoe shop. Shop dedi Hacı Hüseyin Sivri ama Mehmet Sivri değil mi? Shoe shop olursa daha doğru oluyor. Evet. 11 numarada hospital dediler. Evet. 12'de de supermarket dediler ve bu bölümü de tamamlamış olduk. Okay. Did you like the game? Did you like the game? Yes or no? Did you like the game? Evet.
Şimdi soru cevap kısmımız var. Hazır mıyız? Hadi bakalım. Cevaplarda ne olabilir? Are Rosa and Mario at the patisserie? Rosa and Mario. Where are they? Here. They are here. You can see. They are doing sports. And they are not at the patisserie'den. Okay? Hasan Çoban, welcome. They are not at the patisserie now. Where are they? They are at the sports center. Ya da gym diyebiliriz buna. Yes, Nehir. That's very great answer. O yüzden şimdi buraya are Rosa and Mario at the patisserie sorumuza arkadaşlar. Ne yapacağız? Önce biz kısa cevap vereceğiz. Rosa ve Mario pastanede mi? No, they aren't. Kısa cevap veriyoruz çünkü birden fazla kişiden bahsediyor. Rosa ve Mario diyor. Where are they? O zaman where are they? O zaman neredeler? They are at the gym. They are at the gym. O zaman bunlar neredeler? Cimnazyumdalar, değil mi? Evet. Evet arkadaşlar, dislike atan da bizdendir, atmayan da bizdendir. Yapacak bir şey yok yani. Evet, devam edelim boşluk doldurmaya. Teşekkürler Nehir, değer edeceğim dedin. Evet. Is Joanna at the bookshop? Joanna kitapçıda mı? Bakalım. Joanna. Where is Joanna? The first picture. This is Joanna. Evet. This is Joanna. Bu Joanna arkadaşlar. Tabii ki de kitapçıda değil. Sale sale demiş. Burada gördüğünüz gibi bir alışveriş merkezinde gördüğünüz gibi. Is Joanna at the bookshop sorusuna? No she isn't diyoruz. No she isn't. Hayır. Kitapçıda değil. Where is she o zaman? Where is she? Nerede o zaman? She is at the supermarket. O süpermarkette. She is at the supermarket. Alışveriş yapıyor. Değil mi? Evet. Bakalım. This is the third one. Evet. Bundan sonra bir 5'e kadar 2 tane daha diyalog açacağım arkadaşlar. Sonra biraz daha üstüne sohbet edelim. Ondan sonra da kapatalım. Bu bir deneme yayınıydı çünkü. Sizi çok fazla tutmak istemiyorum. İsterseniz ilerleyen zamanlarda bir de Kahoot açabiliriz. Kahoot denemesi yapabiliriz. Bakalım Kahoot nasıl yapılacak? Nasıl yansıyacak ekranınıza? Onu merak ediyorum. Şimdi burada da buradaki diyalogda bir soru sorulmuş. Nokta nokta soru işareti var görüyorsunuz. No she isn't demiş. Nokta nokta bir daha soru sorulmuş. She is in the library. O kütüphanede. Peki kütüphanede olan kim? Son resimde Alice'i görüyorsunuz. Halil Efe'cim kalite düşük. Tamam Ender Çankır. Soru çözelim. Sekizlere yönelik de yapalım. Kalite neden düşük? Siz kendi 3 noktanızdan ayarlayabiliyorsunuz. Çözünürlüğü yükseltebiliyorsunuz Halil Efe. Çözünürlüğü arkadaşların kendileri yükselttiler. Merhaba Yağmur Şevval, hoş geldin. Welcome. Sorumuz da bize ne soruyor? Önce ona bir bakalım. Nokta nokta bir yerde mi? Hayır değil. No she isn't. Buradan sonrasında da yine nokta nokta vermiş. She is in the library. O kütüphanede. Ben bu cevaptan kütüphanede olan birisinden bahsettiğini anlıyorum. Doğal olarak kütüphanedeki kişi resimde de Alice görüyoruz. Evet, Nehir is Alice in the pharmacy demiş. Olabilir. Evet, olabilir. Necati Ege Sevinç, sen de hala kötü görünüyormuş. Sanırım evet. Benim de bir dahaki sefere çözünürlüğü daha iyi ayarlamayı öğretmem lazım. Öğrenmem lazım daha doğrusu. Yüksek katılımlı başka bir canlı yayında daha net bir görüntüyle yapabiliriz. Sizler 480'li idare edin bugün. Okey. Şimdi onu araştırmakla vakit harcamayayım dedim. Is Alice at the cinema? Alice sinemada mı? No she isn't. Hayır değil.
Az önce arkadaşınızın sorduğu da Alice yukarı ne diyordu? Farmasi'de mi? Yani eczanede mi? Nehir cevap vermişti. Sonra no she isn't dediğimize göre o zaman where is she? Yani o zaman nerede? Eğlence vakti moderatör olsun mu? Olsun mu bakalım? Tamam. Kimdin eğlence vakti? Kanalımızın moderatörü oldu. Ayarlama mı yapacaksın? Evet, ayarlama mı yapacaksın? Şu anda izleyen herkes videoyu bir beğensin bakalım. Vallahi ben şu an kimi moderatör yaptım? Şeyi yaptım. Eğlence vaktini yaptım. O birazdan ayarlayabilir. O ayarlamayı yapsın. İbrahim Ege, tamam. İbrahim Ege yapabiliyor değil mi? Biz cevabımızı açalım. Where is she dedik. Tamam, devam ediyoruz. Şimdi ben sizin hepinizi birden moderatör yaparsam sıkıntı çıkar mı acaba? Ha, yorum ayarı yapıyor. Moderatör yorum ayarı yapıyor. Evet, bir tane daha birini yapabiliyorsun. Yiğit Kılınç, sen anlıyor musun Yiğit bu işten? Evet. İbrahim Ege, ne ayarı yaptın şu an? Evet, Halil Efe yok, sıkıntı çıkmaz. Yiğit Kılınç. Tamam, bir dakika. Yiğit'i de yapalım. Ben normalde nasıl ayar yapıldığını bilmiyorum. Ama bende de video çözünürlüğünü kontrol edin yazısı çıktı. Tamam, Yiğit'le İbrahim Ege şu an moderatör oldular. Moderatör yorumları düzenler. Tamam, o zaman buradan kötü bir yorum yapan olursa onu da hemen diskalifiye edin. 5H'den Necati Ege. Merhaba, hoş geldin Necati Ege. Evet. Şimdi bu cümlemizde nokta nokta at home. Bakın soruda evde mi? Evde mi diyor. Bakın nokta nokta at home. Cevapta da bir şey demiş olması lazım. Ne demiş olması lazım acaba? Olur olmaz herkesi banlamayın arkadaşlar da. Evet, kötü bir kelime geçerse anca o zaman. Ne demiş olabilir? Nokta nokta at home. She is at the hospital. Evet, cevapları bekliyorum sizden. Hüseyin, çok ayıp. Lütfen. Bakalım Anna'dan mı bahsediyor? Evet. Kesinlikle Anna demiş Sena Nur. Doğru söylüyorsun. Evet. Evet. 5G'den Egehan Kıvrak. Hoş geldin yayınımıza Egehan. Evet. Is Anna at home? Yani Anna evde mi diye soracağız. No, she isn't. Hayır, değil. Selen, merhaba. Ceylin, merhaba. No, she isn't. Where is she? Peki Selen nerede? She is at the hospital. Doğru cevabımız da bu. Evet, son sorumuzu da açıyoruz. Merhaba Ceylin, hoş geldin. Is Tim at the cafe? Is Tim at the cafe? Nokta nokta. Where is he? Cevaplarımız ne olabilir sizce? Tim kafede mi? Boşluk. 5H'dan Sait Eren. Hello Sait. Sait Eren. No he isn't dedi Nehir. Evet, doğru cevaplar Nehir'den geliyor. And where is he Nehir? Sena Nur ve Nehir bombardımana tutuyorlar. Evet. İkiz kardeşler diye biri geldi. 5H'dan Yiğit. Evet Yiğit'cim, tanıdım seni. Evet. He is at the restaurant. Doğru cevap Nehir'den geldi. Mahmut Baha. Evet. Bugünlük bu kadar yeter mi sizce? Değişikler değişim demiş. Bu kim? Bunu bilmiyoruz. Bunu kapatın hemen. Banlayın bunu. Nasıl banlanıyor? Değişikler değişim diye birisi var. Banlayın onu.
Evet, terbiyesizler birileri de girebiliyor tabi. 6D'den Nehir, merhaba. Arkadaşlar bir daha kaliteli bir görüntüyle karşınızda olacağız. İnşallah. Kendimi bu konuda geliştirmem gerektiğini düşünüyorum şu an. Evet. Tamam arkadaşlar, bir dahaki yayında da başkalarını moderatör yaparız, tamam mı? Öğrencilerin moderatör olmaları bakın bu açıdan işe yarıyor. Çünkü ben hem yayını hem de yorumları takip etmek zorunda kalıyorum. Sizlerden birilerini moderatör yaptığımızda bu sefer daha kolay olacaktır işimiz. Sizler takip edersiniz. Alime Kaya, öğretmenim beni tanımadınız mı? Tamam tamam, karıştırmayın. Bir dahaki sefere başkalarını. Engelleyin. Bu değişikler kimse artık, değişik bir insan, terbiyesizin teki işte çıkmış burada. Nereden geliyorsa artık bunlar. Bizim kanalımızı mı takip ediyorlar yani bunlar? Evet, Dilek Hocam tebrik ediyorum. Çocuklar çok şanslısınız. Muhteşem bir öğretmeniniz var. Dilek Hocam tebrik ediyorum. Teşekkür ediyorum. Biz de çok şanslıyız. Kızımla tabii ki. Sena'nın annesi. Ay ben de çok teşekkür ederim. Ben de sizler gibi insanlarla çalıştığım için, sizler gibi öğrencilerim ve velilerim olduğu için çok mutluyum. Öğrencilerin biraz da olsun kafasını dağıtmak için. Açıkçası bu uzaktan eğitim süreci madem böyle devam edecek, kendimizi bu konuda da biraz daha geliştirmeye çalışmamız gerekiyor. Öğrencilerle iyi vakit geliştirme adına şu anda canlı yayın yapıyoruz. Teşekkür ederim. Sena Nur'un annesine çok teşekkür ediyorum kanalımıza destek verdiği için. Evet. İnşallah ekran yansıtmayı bugün çözdüm mü? Çözdüm. Evet, başardım. İnşallah ilerleyen zamanlarda bir dakika, bir de şey yansıtalım mı ya? Bir 10 dakikada hemen şuradan Kahoot yapalım. Kahoot size şifresi vereceğim, tamam mı? Hazır mıyız? Evet. Hemen bir 10 dakikada Kahoot yapmaya ne dersiniz? Herkes okey diyorsa. Hocam siz Twitch yayıncısı olun. Ya Twitch yayıncısı neymiş onu bilmiyorum. Hüseyin lütfen birbirinize atışmayın buradan. Şimdi size Kahoot'tan bir şifre vereceğim. Tamam mı? Genel olarak mesela geniş zamanla ilgili bir çalışma açalım buradan. Sizler normalde de arkadaşlar nasıl açıldığını öğrenin. Tamam mı? Nasıl yapıldığını öğrenin. Kendiniz de evde boş kaldığınız zamanlarda olmadık YouTuber'ları izleyeceğinize, olmadık insanlarla muhatap olacağınıza Kahoot'tan oyun açabilirsiniz kendinize. Evet, ben buradan bir login yapayım. Kendi hesabımla giriş yapıyorum. Ekranım görünüyor mu size acaba? Ekranım görünüyor mu? Evet, görünüyor. Ekran fazla gözükmüyor. İkiz kardeşler. İkiz kardeşler kim? Şimdi buradan hemen bir oyun arayalım bakalım. Study at home. Evde çalışın. İsterseniz evde, isterseniz telefonda hangi oyun ortamında çalışmak isterseniz, oynamak isterseniz yapabiliyorsunuz çalışmalarınızı arkadaşlar. Play diyelim. Aa, olmadı. Pardon. Hemen devam edeceğim. Evet, bekliyoruz. Şuradan hemen bir oyun bulalım. Explore content diyelim. Filter by subject, filter by language, explore content. Bakalım.
konuyla ilgili quiz var burada. Her konuyla ilgili. Ama ben mesela özellikle simple present tense ile ilgili arayayım. Hemen simple present tense araması yapalım şuradan. Ara nerede? Login dedik. Evet, bizi başka yere gönderdi. Şimdi bir daha login yapalım. Twitch'ten para kazanılıyor demiş. Vallahi ben para kazanma amaçlı yapmıyorum ama hani nasıl yapıldığını da bilmiyorum. Belki sizden de öğreneceğimiz çok şey var. Öğreniriz belki bir gün gelir, değil mi? Evet, olabilir. Düzenli düzensiz fiiller var arkadaşlar. Onları 8. sınıflarla ve 7. sınıflarla çalışıyoruz. Düzenli düzensiz fiilleri. Evet. Kahoot. Discover. Find me a kahoot. Present simple tense yazıyorum buraya konuya. Present simple tense. Yani geniş zaman. Bakalım geniş zamanla ilgili karşımıza çıkan ilk Kahoot oyununu açalım. Sizler Kahoot'a girebilmek için kahoot.it'ten gireceksiniz arkadaşlar. Kahoot.it. 20 tane simple present tense sorusu var. Hemen bu yayının, oyunun linkini alacağım. Ekran dondu demiş. Evet. Evet, donmadı. Selahattin Kaplan, sende mi dondu? Bilgisayardan kaynaklanıyor olabilir. Şimdi Kahoot'un size hemen şifresini verelim. Peki ekranda Kahoot görünüyor mu? Kahoot is loading classical. Yes. Get ready to join. Herkes katılmak için hazır olsun lütfen. Şöyle ekranı hemen kullanıma açalım. Get ready to join. Evet. Oyun kodumuz 218-0597. Kahoot.it adresine ya da telefonlarınızda uygulaması varsa Kahoot oyununun uygulamasına bu oyun kodunu yazıyorsunuz. Kaç yazıyormuşuz? 218-0597. 218-0597. Evet. Evet. Görüntü Necati kötü, ben anlamadım. Kaliteyi sen yükselt. Yani kahoot.it'e gireceksiniz arkadaşlar. Bu verdiğimiz oyun kodunu kahoot.it'e giriyorsunuz. Kahoot.it. Oyun kodunu girenleri şöyle. Evet, kimler girmiş? Ceylin, Mina, Hanife Nur, Ege Efe, Enes Şentürk, Metin Berk, Yağmur Şevval. Evet, öğrencilerimiz yavaş yavaş giriyorlar. Ne yapacakmışız? Eğlence vakti kahoot'tan atıyor. Kahoot.it adresinden. Şifremiz neydi? Hemen bir daha bakalım. 218-0597. 218-0597. Oyunumuz az sonra başlayacak. Evet, tekrar dene İbrahim Ege. Uğur, Hüseyin, Nehir, Özay, hepiniz giriyorsunuz. Çok güzel. Evet. Sena Nur da geldi. Melek Olcay geldi. Hoş geldiniz. Şu an 12 öğrenci oldu oyunumuzda. Bakalım canlı yayınımızda 34 kişi var. Telefondan girdiğim için açamıyorum demiş Necati Ege. Necati Ege, başka bir telefon varsa evde oradan da deneyebilirsin. Özay, girdim ama gözükmüyor. Özay, çık bir daha giriş yap. Yiğit Kılıç, kahoot.it'den geleceksiniz. Sizde evet, sizde yeşil ekran görünüyor olabilir. Belki de giriş yaptığınızda öyle görünüyordur. Bakalım. 32 öğrencimiz var. Şu an 13 kişi olduk. Evet. Bir iki dakika daha bekleyelim. Çok fazla sizleri de bekletmek istemiyorum. Arkadaşlar, sizleri fazla bekletmemek adına oyuna başlayacağım.
Yiğit'cim, kahoot.it'e giriş yapacaksın. Sonra da oyun kod numarasını 218-05-97'ye basacaksın. İbrahim Ege atıyor diyor. Aynı cihazdan mı giriyorsun yoksa farklı bir cihazdan mı giriyorsun? İstersen başka bir telefondan girebilirsin. Evet. Ekranda nickname'inizi göreceksiniz. Nick'inizi yazacaksınız. Ama kendi adınızla yaparsanız siz ismini göremezsiniz. Ben görürüm. Kendi adınızla yapın. İbrahim Ege başka bir cihaz varsa oradan dene lütfen. Bakalım kaç kişi olduk? Evet, 16 kişi olmuşuz. Çok güzel. Ne yapalım? Gökmen Çeri. Vallahi giriş yaptıysan eğer. Evet, varsın Gökmen Çeri. Yiğit'cim, kahoot.it'e giriş yaptığın zaman hemen karşına game pin yazıyor. Game pin, oyun kodu. Oraya giriş yapacaksın. 18 kişi olduk arkadaşlar. Çok iyi gidiyoruz. Evet, 1-2 dakika daha bekleyelim. Hemen oyunumuz başlasın. Giriş yapamayan arkadaşlara yardımcı olabilirsek sevinirim. Arkadaşlar, kahoot.com'dan girerseniz açılmaz. Kahoot.it'ten giriş yapacaksınız. Bu gereksiz her diye biri var, onu kaldırın, banlayın lütfen. Bu kimse bunu banlayın. Nasıl banlanıyor bu? Ben sildim yazdığı mesajı ama kullanıcıyı bu kanala banla dedim. Banladık herhalde değil mi? Böyle banlamış mı oluyorsun? İnşallah doğru yapmışımdır. Halime Kaya, ben geldim mi? Evet, you are in diyorsa içeridesin demek Hüseyin. Oyunu başlattığın zaman yeni ekran gelecek karşına. Bekliyorsun. Çünkü şu an Zeynep Sude ben var mıyım demiş. Bakalım Zeynep Solak. Zeynep Sude giriş yaptın mı Zeynep Sude'cim? Gerçek isimlerinizle giriş yapın arkadaşlar. İsim soy isim yazarsanız iyi olur. Evet, diğer giriş yapan arkadaşları fazla bekletmemek için. Evet. Diğer giriş. Evet, Selahattin girmiş. Halil Efe, kimse seni kafasına göre engelleyemez. Gerek yok. Evet. Pin kodunu son kez hatırlatıyoruz. 218-05-97. Başka bir cihazdan giriş yapmaya çalışın. Giremeyen arkadaşlar. Şu an 22 kişi olduk. 22 kişiyle kahoot oyunumuzu oynamaya başlayalım mı? 23. Evet, Hüseyin Gündüz yazıyor. Zeynep Sude, ismini göremiyorum. Bir daha dene. Olmuyorsa başka bir cihazdan dene lütfen. 22-23. Tamam Yiğit'cim, bu seferlik sen girme madem. Evet. Bu seferlik diğer arkadaşlar sadece izlesinler nasıl oynandığını, tamam mı? Evet, başlıyorum. Hemen başlayalım mı? Sibel Soysal nereden gireceğiz demiş. Son kez ona da cevap verelim. Kahoot.it adresinden giriş yapıyoruz. Evet. 218-05-97 kod numarasını, oyun pinini giriyorsunuz. 218-05-97 pinini giriyorsunuz. Evet. Ekranınızda şimdi oyunun nasıl oynandığını anlatayım. Ekranınızda sorular göreceksiniz. Kendi telefonunuzda da bu sorulara karşılık gelen şıklar olacak. Yani ekranda kırmızıyla gördüğünüz cevap doğru diyorsanız telefonunuzdan kırmızıya basacaksınız. Eğer yeşil doğru diyorsanız telefonunuzdan yeşil olan şıkkı işaretleyeceksiniz. Evet, şu an 24 kişi olduk. Hadi 25 olsun, başlayalım mı? 25 oldu. Başlayalım mı? Bekleyin diyorsanız bekleyin. Başlayın diyorsanız başlayalım. Evet, varsın. Şimdi oyun şöyle. Benim size yansıttığım ekranda soru ve cevaplar görünecek. Sizin kendi telefonunuzun ekranında
cevaplar ismen yazmayacak. Sadece o cevaplara karşılık gelen şekiller olacak. Oradan şekilleri işaretleyeceksiniz. Anlaştık mı? Evet. 24, 25 olsun başlıyorum. 26 oldu. Evet arkadaşlar. Hadi başlayalım. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Şimdi ekranınızda gördüğünüz sorulara telefonunuzdan cevap vereceksiniz. Anlaştık? Ben şimdi start'a basıyorum ve oyunu başlatmış oluyorum. Simple present tense konumuzla ilgili karşınıza gelen sorularda doğru şıkları lütfen telefonunuzda işaretleyin. My family bla bla. Use the computer for all sort of things. 20 saniye süreniz var işaretlemek için. Boşluğa use fiili hangi haliyle gelecek? Uses mı? Use mu? Usings mi? Are using mi? My family bla bla. The computer for all sort of things. Benim ailem bilgisayarı her şey için kullanır. Çeşitli şeyler için demiş. Evet. Geçiyoruz. Bir kişi doğru cevap vermiş. Bakalım o da Nehir Sümbül. Evet. Devam ediyorum. Ben bu arada yorumlara bakamıyorum. Lütfen olumsuz yorum yapmayın gereksiz. Mark often bla bla for clothes online. Mark sık sık online giysi nokta nokta. Ne yapar? Shopping shops, shop is shopping. Peki burada geniş zaman kuralını hatırlayın. Ona göre. 20 saniye süresinde sadece 8 kişi doğru cevabı basabildi. Yani cevaplamaya basabildi. 2 kişi doğru cevabı bildi. Mark often shops. Arkadaşlar Mark he öznesi olduğu için S takısı alıyordu geniş zamanda. O yüzden doğru cevap shops olacak. Mark often shops for clothes online. Mark sık sık giysileri online alışveriş yapar. 2 kişi doğru cevap vermiş. Bakalım puanlamada Duhan, Nehir, Metin Berk puan alarak yoluna devam ediyor. 26 kişi miydik, 25 kişi miydik? Yanılmıyorsam 24 falandık. 8 kişi basabiliyor. Bir yandan soruyu hızlı bir şekilde okuyun. 20 saniye süresinde cevabınızı telefonunuzda kırmızı, mavi, sarı, yeşil yerini kafanıza yerleştirin. Telefona bakmadan da basabilirsiniz. Kafanıza yerleştirin. Marta ve Raul bla bla bir e-mail every morning. Marta ve Raul e-maillerini her sabah nokta nokta. Are checking, checks, check, is checking. Özne çoğul özne olduğu için dikkatli cevaplayın lütfen. Evet, süreniz doldu. 2 kişi doğru cevap vermiş. Yine 4, 2, 10, 12, 14 cevap veren kişi sayısını arttırmışız. Arkadaşlar kırmızı, mavi, sarı, yeşil. Yani kareleri kafanızda bir yerleştirin. İlk defa oynadığınız için basamıyor olmanız çok normal. Bu oyunda sadece ekrana bakarak kırmızı, mavi, sarı ve yeşil yerlerini kafanıza yerleştirerek sadece renge tıklayacaksınız. Bakalım sıralamamızda değişiklik var mı? Evet, Duhan, Nehir, Muhammed, Ceylin, Mina, Metin, Berk diye gidiyor sıralamamız. Diğer soruya geçiyorum. Anna bla bla not be on any social networking sites. Hiçbir sosyal medya sitesinde değil. Anna. Yani she, ipucu vereyim. She. Isn't mı, is not mı, aren't mı, never isn't mı? Hangisi olacak? Şıkları da yanlış. Doğru cevap olabilir. Evet, iki doğru cevabımız var. Sarıyı hiç kimse işaretlememiş. Kırmızıyı 7 kişi işaretlemiş. Arkadaşlar is not kısa hali zaten isn't olduğu için isn't da doğru oluyor. Is not da doğru oluyor. Bazı sorularda iki doğru cevap olabilir. Bakalım sıralamamızda Muhammed 1. sıraya yükseldi. Necati Ege 2. Hüseyin 3. Duhan Nehir diye gidiyor. Bana ilk 5 kişiyi gösteriyor gördüğünüz gibi. En son listeden herkesin kaçıncı olduğuna bakabiliyoruz.
Beşinci sorumuz. My family bla bla spend sözcüğünü kullanacağız. A lot of time online. Is spending, spends, are spent, spending. Evet, doğru cevabımız ne? My family, ailem. Evet, doğru cevabımız spend. Diğer bölüme geçelim bakalım. Sena Nur, Egehan, Muhammed, Metinberk, Necati Ege. Devam ediyorum. Sıralamaya baktık. Hamofun nokta nokta she nokta nokta online. Hamofun demek ki bu bir soru. Hem yardımcı fiil lazım hem de fiil lazım. Üç şıkkımız var. Do shop, does shop, do shopping. 20 saniye süreniz var. Çabuk cevaplayın. Hadi basın hemen. 13 kişi cevap verebildi. Yok, 16 kişi. Evet. How often does she shop online? Burada da o ne sıklıkla alışveriş yapar sorusunda öznemiz she olduğu için she öznesiyle does yardımcı fiili soruda kullanılıyor. Fiilimize de hiçbir ek getirmiyoruz. Sıralamamızda Ceylin Mina, Ege Kaplan, Sena Nur, Ege Efe, Egehan Kıvrak. Devam ediyorum. 7. soru. We hardly ever nokta nokta at restaurants. Biz restoranlarda nadiren, yani hemen hemen hiç. Eat, ate, is eating, eat. Hadi çabuk cevap verin. Doğru cevap ne olacak? Özlemiz we, biz. 19 kişi basabildi. Doğru cevap eat olacaktı. Neden s takısı almaz? Çünkü özne he değil, she değil. Değil mi? It değil. Biz şu an geniş zamanlı çalışıyoruz. Eat zaten ikinci hali. O yüzden doğru cevabımız eat olacak. Öznemiz we. I, you, we, they öznesinde fiil hiçbir ek almıyordu. Hatırlasanız. Evet. Ceylin Mina devam ediyor birinciliğe. We nokta nokta not live in Guatemala. Biz Guatemala'da yaşamıyoruz, yaşamayız yani. Doesn't live, don't live, don't is. Live not. Bir tane doğru cevap var. Öznesi we. Dikkat edin, çabuk cevaplayamazsın. Evet, 20 kişi cevap verdi. 5'i doğru. We don't live in Guatemala. Arkadaşlar, öznemiz we olduğu için yardımcı fiilimiz don't olması gerekiyor. We don't live in Guatemala. Biz Guatemala'da yaşamıyoruz, yaşamayız. Bakalım yükselişe Ege Kaplan geçti. Tebrikler Ege. Devam edelim 9. sorumuza. Fernanda, in touch with friends online. Stay in touch, bağlantıda kalmak demek. Ne diyeceğiz Fernanda? He ya da she, bir erkek ya da bir bayan, herhalde bu bayan, Fernando değil, Fernanda, evet. O yüzden ek alabilir, ipucu verdim. Geniş zaman eki, s takısı. Bir kişi doğru cevap vermiş, çok kötü. She öznesi olduğu için s takısı getirmiyor muyuz? Stay fiiline. Çok çok çok. Evet. Sena Nur doğru cevap vermiş yanılmıyorsam. Yükselişe geçti. Rush, bla bla, sent kullanılacak. Pictures to Sonya. Bakın özne rush. Yani he ya da she hiç fark etmez. Takı alması gerekiyor mu gerekmiyor mu? Geniş zaman kuralına göre. Ona göre karar verin. Bir hızlı basın lütfen. He, she, it, be, you, they. Kuralımız. Evet, 8 kişi doğru cevap verdi. Tebrik ediyoruz bu 8 kişiyi. Öznemiz Raj olduğu için S takısı alacaktı. We, you, they de almıyor. He, she, it de S takısı alıyor. EGF yükselişe geçti. Tebrikler. Alan and Tom seldom bla bla email in order. Evet. Email. Öznemiz çoğul özne. Dikkat edin. Alan ve Tom. Özne çoğul özne. Yani onlar. They. Verdi. Üçü doğru. Arkadaşlar, e-mail
E-mail göndermek fiili olarak kullanılmış burada. Birbirlerine e-mail gönderirler. Özne Alan ve Tom olduğu için, yani onlar, we, you, they öznesinde fiile hiç ek getirmiyoruz. He, she, it olduğunda s takısı getiriyoruz. Doğru cevap ek almamış hali olacaktı. Sıralamada değişiklik yok. Yine 12. sorumuza geçtik. Bu bir soru cümlesi. Yardımcı fiil kullanacağız ama bu do verilmiş. Tanya için hangisi kullanılması gerekir? Do mu does mu? She ile ne kullanıyorduk? Ona göre cevap verin. S takısı alıyor muydu soruda? Almıyor muydu? Evet, 6 kişi doğru cevaplamış. Tebrikler. Tanya does'la kullanılır. Çünkü she öznesi. Does Tanya study. Fiilimize de hiç ek getirmiyoruz arkadaşlar. 9 kişi mavi işaretlemiş. Sizin buradaki en büyük hatanız fiile ek getirmiş olmanız arkadaşlar. Kesinlikle soru ve olumsuz cümlelerinde fiile ek gelmez. Evet, şimdi 13. soruda. Nokta nokta have a smartphone. Do you, has you, does you, have you? Çok basit. Çok. En basiti. Öznemiz you olduğu için you'da hangisini kullanıyoruz? Evet, 7 kişi doğru cevap verdi. 16 kişi cevapladı. Özne you zaten. Has you diye bir şey olmaz. 3 kişi has you demiş. Have you got olabilir mesela ama burada öyle bir durum yok. Does you diye hiçbir şekilde olmaz. 2 kişi tıklamış ama he, she, it öznesiyle does kullanıyoruz. I, you, we, they özneliyle do kullanıyoruz. Doğru cevap do you. Have you have hiç olmaz. Bakın 4 kişi yeşile basmış. Neden yanlış? Have you have. Öyle bir şey olmaz. Do you have diye soruyoruz. Sıralamada değişiklik var. Ege Kaplan, Muhammed Sena Nur, Ceylin Mina diye gidiyor. Hızlanıyorum biraz. Sociologists. Bakın çoğul özne. Çoğul öznelerde ne yapıyoruz? Onlar, yani they. Agrees mi? Agree mi? İki cevap hakkınız var. S takısı alacak mı? Almayacak mı? Çoğul özne yani they. They öznesi. Sociologists. Cümlenin anlamını bilip bilmemeniz önemli değil bakın burada. Sosyolojistler. 14 kişi yanlış cevap vermiş. Onlar yani they diyoruz arkadaşlar. They öznesiyle hiçbir ek almadan yalın haliyle kullanıyoruz. Lütfen bir dahaki sorularda karşılaşırsak dikkat edelim. Buradaki cümlenin anlamı da merak edenler için sosyolojistler agree hemfikir olmak demek. Hemfikir oldular, olurlar. Social networking site, sosyal ağ siteleri, impact modern communication, modern komünikasyonu etkiliyor. Evet arkadaşlar. Evet. Etkiliyor. Devam ediyoruz. Yanlış şıkka basmayın, acele etmeyin. Son 10 saniyede basın ama mantıklı cevap verin lütfen. I never text bla bla I drive demiş. Evet. Before, during, after, while. Arkadaşlar araç kullanırken asla mesaj yapmam. Esnasında anlamında hangisi? Before, after, during, while. İken. Evet, burada da 5 kişi doğru cevap vermiş. Bilenler cevap verdiler sanırım. While, iken demek. I never text, asla mesaj yazmam. I never text, asla mesaj atmam. While I drive, araba kullanırken. Evet, 16. sorumuz, son 4 soru. He gets up, he leaps out of bed. Evet, burada boşluğa ne gelebilir? Kalkar kalkmaz yataktan ne yapıyor? Leaps out of bed. Zıplayıp kalkıyor. Leap out of. As soon as, before, while, during. As soon as, before, while, during. Anlamını bilmiyor olabilen, bilmeyenler olabilir. Aa evet, 4 kişi doğru cevap vermiş. As soon as, olur olmaz demek. As soon as he gets up, kalkar kalkmaz diyor yani.
He leaps out of bed. Hemen yataktan zıplar. Hani yatakta uzun süre kalmaz anlamında. Duhan yükseldi. Evet. Seafood. My skin itches. Evet, ne demiş? Deniz yiyeceği yediğimde benim cildim kaşınıyor. Yediğimde, yersem, eğer ne oluyor? İpucu verdim. Yemeden önce kaşınıyor olmaz, değil mi? Evet. Whenever ve if doğru cevaptı. Necla yükseldin, tebrikler. Bakalım kim birinci bitirecek? Son iki sorumuz. Dan online bir oyun oynuyor. He finishes his homework. Ödevini bitirdikten sonra mı, önce mi? Ödevini bitirdiğinde mi? As soon as olur olmaz demekti. Evet. After sonra, before önce. Hadi hadi hadi. Evet. After, as soon as, when, before. Dört cevabı da doğru kabul ediyoruz. Neden? Then online oyun oynar. When he finishes his homework. Ödevini bitirdiğinde. As soon as, bitirir bitirmez. After, bitirdikten sonra. Before da bitirmeden önce. O önce de oynayabilir. O yüzden dördü de doğru cevap. Evet, ilerliyoruz. 19. soru. I need directions. I go to a map site. Yöne ihtiyacım olursa ben, evet, map site, harita sitesine bakıyorum. Google haritalar olabilir. Bakalım doğru cevapları görelim. Evet, if olacaktı doğru cevap. Eğer yöne ihtiyacım olursa Google haritaları kullanıyoruz. Biz de öyle yapıyoruz, değil mi? Necati Ege, süpersin. Üçüncü sıra yükseldin son anda. Brandon doesn't have a computer, tablet, smartphone. Bunlara sahip değildir diyor. O nokta nokta checksiz e-mail'i. Always, frequently, usually, hardly ever. Always, daima. Frequently, sık sık. Usually, genellikle, hardly ever. Hemen hemen hiç demek. Hiçbirine sahip değil. O yüzden hiç kontrol etmiyor, değil mi? Son soruda da ipucumu vermiş oldum. Dört doğru cevabımız var. Ve yarışmamız burada sonlandı. Birincimize bakıyoruz. Nehir Sümbül birincilik. Pardon, üçüncülük. Duhan ikinci oluyor. Ve birinci. Evet, alkışlıyoruz Ege Kaplan. Tebrikler Ege. Duhan, Nehir. Necati dördüncü, değerinde beşinci olmuş. Evet, yayınımıza geri dönebilir miyim? Döndüm. Evet. Telefondan girenler görememiş olabilir arkadaşlar. Ama katılan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Bu da bir deneme yayını oldu bizim için. Evet. Yorumları kontrol ettiniz mi moderatörlerim? Evet, yorumları kontrol ettiniz mi? Kötü bir şey yazan olmadı değil mi? Ben çünkü hiç açamadım ekranı. Evet. Selahattin, biliyorum. Çok hızlı gidiyor ya. Ne diyor? Din acısı ya. Beğenim diyormuş. Evet. Valla o kadar hızlı gidiyor ki. Evet, bu bir deneme yayınıydı. Oyunların kralı. Valla güzel oldu mu? Beğendiniz mi? Evet, tamam. Quizzes'den de yaparız. Sizler beğendiyseniz. Moderatörler kavga mı etti? Vallahi bir daha kavga ederseniz sizi moderatör yapmam yani. Küfür geçti mi küfür? Ben sizi burada görevlendirdim. Zülal Kıbrak, süre ayarlaması çok kötü, birbirini tutmadı demiş. Evet, yayından kaynaklanmış olabilir. Basanlar nasıl yaptı çok merak ediyorum ama başarılı olanlar oldu. Bu hem sizin internetinizi hem de benim internetimi bağlayan bir şey. Benim internet şu an iyi görünüyor. Kırmızı ekran vardı demiş Özay. Neden öyle olduğunu bilmiyorum. Evet.
Zeynep Solak beni attı demiş. Katılan arkadaşlara teşekkür ediyoruz. Aksilikler olabilir arkadaşlar. Sağlık olsun. Önemli olan sağlık olsun. Hiç önemli değil. Bu bizim için bir deneme yayını oldu. Sizler de beğendiyseniz bir dahaki yayınlarımızı daha iyi yapmaya çalışırız işte. Tamam mı? Kim inatlaştı Yiğit Kılınç? Kimden bahsediyorsun Yiğit? Ben sizi buraya güvenerek moderatör olarak bıraktım. Gerçekten bizler yarışmaya odaklandığımızda sizler yorumları kontrol edin diye. Evet, seni moderatörlükten çıkaralım ya. Tamam, kaldırdık. Biraz görevinize sadık olun lütfen. Yarın belki yapabiliriz. Bilmiyorum. Zaten yayına geçtiğimizde size otomatikman bildirim gelecektir. Şimdilik burada sonlandıralım. Görüşürüz. Şikayet etmeyin. Burada sonuçta bir dahaki sefere moderatör olanları daha tecrübeli.